Arkadaşlarım hepinize merhaba Hafta sonu yayınlamış olduğum videoyu takip etmişsinizdir Burada <laughs> altında e, düşüş yönlü pozisyon alınması şeklinde bir video çekmiştim Bazı arkadaşlar sistemde bulunmuş Altın biraz 1690 seviyesini yukarı doğru aşıp 1700'lü seviyeleri e, test edince paniğe kapılmışlar Fakat e, arkadaşlar ben e, bu videoyu çektim e, paniğe kapılmamız açısından Yoksa bu kadar çok sık e, Video paylaşmam biliyorsunuz e, Grafiklerde analizlerimde Ne anlatıyorsam odur Bu işte sabırlı olacaksınız arkadaşlar Bu piyasa sabırsızların Sabırlılara Para kazandırdığı bir piyasadır e, Gördünüz e, 1700'lü seviyeler Her zaman söylediğim gibi altında e, Satış pozisyonunu Değerlendirilebilir Bilecek seviyelerdir arkadaşlar ee, 1700'lü Seviyelerin üstünde şu an itibariyle Ben hiçbir zaman Al tavsiyesinde bulunmam <laughs> Yatırım tavsiyesi Olmaması koşuluyla ee, 1700'lü seviyeler Altında pahalı seviyelerdir arkadaşlar Beklentim hala geçerlidir ee, 1660 Ve 1600 1640'lü e, Seviyeler 1630'lu seviyeler Altın olsun bu seviyelere kadar gerileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet 1640-1634 seviyelerine doğru altın olsun. Ben hala bir gerileme yaşayacağı fikrindeyim. Bu öngörümü de hala koruyorum. 1700 üstünü bana göre altında biraz pahalı arkadaşlar. Bu seviyelerin zaten sizler de görüyorsunuz bu seviyelerden altına devamlı bir satış gelmekte. O yüzden dikkatli olun. Altın onsta günlük kapanışlarda 1675 üzeri kapanışlarda gelmezse arkadaşlar altında altın onsta yön 1640 dediğim gibi 1630 seviyelerine doğru geri çekilmeler benim hala beklentim dahilinde. Bundan bir önceki videomu da Takip ederseniz altın ve dolarla ilgili kritik seviyeleri verdiğim videoyu Oradaki destek ve dirençler hafta boyunca geçerlidir Günlük kapanışlarda bu destek ve dirençleri takip edin ee, Şu an itibariyle benim düşüncemde bir değişiklik yok Altında yönün hala e, Aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum e, Dolara da bakalım dolarda Bu arada gram altında da arkadaşlar aşağıya doğru ons bazlı Gerilemel, gerilemeler, gerilemeler yaşanacağım e, benim düşüncem. Altın onsta da şöyle bir durum var. E, 1612 seviyesi altın onsta bir kuvvetli destek seviyesidir. Bu hafta itibariyle 1612 kırılmadıkça altında e, tekrardan yukarılar test edilmeye gidebilir arkadaşlar. Yani günlük bir 1612 seviyesinden kapanış gelmedikçe altın onsta yön hala yukarıdır. Fakat e, kısa bazlı benim düşüncem altın onsta 1640 1612 hatta 1600 seviyelere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bunu hep birlikte altın onsta takip edeceğiz. Dolar'a da bakalım. Dolar'da neler olabilir? Evet, dolar TL kurunda da arkadaşlar dediğimiz gibi 6.08 seviyesi önemli. 6.08 altında kapanışlar dolar TL kurunda gelmediği müddetçe ne dedik? 6.19 test edilebilir. E, ve dün itibariyle dolar TL kuru 619 619'lu seviyeleri test edip buradan tekrar aşağıya doğru indi. Dolar TL kurunda da arkadaşlar takipte kalmanız gereken e, bir 611 seviyesi var. 6.11.50 seviyesi altında günlük kapanış olmaması lazım. E, 611 altında bir günlük kapanış e, yaşanırsa Yön e, tekrardan aşağıya 6.08 seviyesine doğru da gidebilir. Bunu daha sağlam 6.08 seviyesi olarak da düşünebiliriz arkadaşlar. 6.08 bu hafta itibariyle alışkın medikçe. Altında da yön e, pardon dolarda da yön e, yukarı yönlü olacaktır. E, buradaki 6.16'yı da yukarı doğru dolar kuru kırabilirse arkadaşlar tekrardan 6.22 ve 6.25'li seviyelerde test etmeye Dolar-TL kuru da gidebilir. Bu seviyelere dikkat edin. Gümüş gramdaki arkadaşlarla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, gümüş gramda da biliyorsunuz e, 3.29 seviyesi kırılmadığı müddetçe 3.35 ve 3.45'li seviyeler hala gündemde olacaktır. E, bu seviyeleri takipte kalın. İlk etapta 3.35 direnci şu an itibariyle önemli bir pozisyon almıştır. 3.35 üzerinde günlük kapanışlar olursa bu sefer de 3.45'li seviyeleri takipte kalacağız. E, gümüş gramda da arkadaşlar olumluya geçebilmesi için 3.46 üzerinde e, bir günlük kapanış gelmesi şart. Gümüş gramda e, bunu takip edeceğiz. Fakat altındansa gümüş tarafı bence daha e, fiyatları daha aşağıda olduğu için altından daha şanslı görüyorum ben gümüş tarafını gümüşteki arkadaşları. Ee, üst seviyelerden alım yapmanızı pek önermiyorum arkadaşlar ee, O yüzdendir e, Cumartesi günkü attığım videonun linkini de aşağıda paylaşacağım seyretmemiş olanlar bu linki izlesinler Seyreden arkadaşlar da buradaki paylaştığım destek ve direnç noktalarını altın Gümüş ve dolarla ilgili e, Destek ve direnç noktaları hala geçerlidir e, Bunları takipte kalın Şu an itibariyle altından Uzak ve TL bacaklı kurları da dikkatle takip ediyoruz. Stabil durum hala devam ediyor. Verdiğim seviyeler takipte olacağız. 6.08 altına e, düşmemiş, günlük kapanış yapmamış e, dolardan korkmaya gerek yok. E, bunun haricinde altın onsuta da dediğim gibi aşağıdaki destek seviyelerini takipte kalacağız. Altı, e, altında da e, ons bazında verdiğim seviyenin altına inilmedikçe, her an bir düşüş trendinin başlamış olduğunu söylemek de güç o yüzden bu alttaki linkteki verdiğim destek ve dirençler hala takipte değişik bir şey yok arkadaşlar bunları takip edeceğiz hepinizi çok seviyorum hepiniz Allah'a emanet olun kalın arkadaşlar